İki kardeş varmış. Bu kardeşlerden birinin adı Anladım, ötekinin adı Anlamadım. Bu kardeşler yüzmeye gitmişler. Denizde yüzerken Anladım boğulmuş. Geride kim kalmış? Anlamadım. Anlamadıysan anlatayım. Şimdi sizi elimden kim kurtaracak? Süleyman Şahol Ertuğrul! İşte ben niye böyle bir şey söylediğimi şu an bilmiyor adam. Ya böyle... En deli benim. Bak. Burada kelime yok mu? An itibariyle mesaim başlamış bulunmakta. Ben evimde çalışıyorum. Şu sandalyenin üzerinde, bu ekranın karşısında. Senaryolarımı burada yazıyor ve kurgularımı yine burada yapıyorum. Normalde Starbucks kahvem olmadan güne başlayamam. Ancak burada Starbucks olmadığı için maalesef içemiyorum. İçeride yapmaya da erindim doğrusu. O yüzden şu an yanımda varmış gibi yapacağım. Çok lezzetli. İşlerime başlamadan önce bir storylere bakarım. İnsanlar ne paylaşmışlar, neler yapmışlar, bunların her birini gözden geçiririm. Ama bu şekilde. Bu işlem de tamam olduğuna göre artık kendi işime başlayabilirim. Ben burada çalışıyorum fakat çevremdeki insanlara bakarsak ben hiçbir şey yapmıyorum, çalışmıyorum. Sebebi sanırım şu an yapmış olduğum işten bir gelirimin olmaması. Aslında gelirimin olduğu zamanlarda olmuştu. Birkaç sefer para kazanmıştım bu işten. O zaman insanlar bu gözle bakmıyorlar. Biraz daha farklı oluyorsun. Ama şu an bir getirisi olmadığı için gerçekten insanların gözünde bir işsizim. Ama ben biliyorum, bu emeklerimin karşılığını bir gün mutlaka alacağım. Derdimiz para değil sonuçta. Bilgisayarda işlerimi hallediyorum. Bilgisayarı kullanırken şu fareden çıkan sesi var ya, bu sesi gerçekten çok seviyorum. Aynı zamanda yapmam gereken şeyleri şurada bulunan defterime not alıyorum. Ya da eksik olan şeyleri. Bunları zamanı geldiğinde bir şekilde tamamlıyorum. Ve burası benim unutmamamı sağlıyor. Şimdi biraz çalışmam lazım. Sonra size daha güzel şeyler de anlatacağım. Bugünkü işimi de bitirmiş bulunmaktayım. Size işim bittikten sonra bir şeyler anlatacağım demiştim. Şimdi onları anlatmanın vakti geldi. Onları anlatmaya geçmeden önce size kendimden küçükçe bahsetmek istiyorum. Bunun faydası olacaktır. İşten arta kalan zamanlarımı genellikle ailemle geçiririm. Kardeşlerime hikayeler anlatırım, onlarla sohbet ederim, muhabbet ederiz. Mesela geçen gün onlara bir fıkra anlattım. Böyle var ya, durup gözlerimin içine baktılar. O kadar etkili bir fıkraydı. Eğer isterseniz size o fıkrayı anlatabilirim.
Tamam, istiyorsanız hemen anlatayım. İki kardeş varmış. Bu kardeşlerden birinin adı Anladım, ötekinin adı Anlamadım. Bu kardeşler yüzmeye gitmişler. Denizde yüzerken Anladım boğulmuş. Geride kim kalmış? Anlamadım. Anlamadıysan anlatayım. Yani bunu kardeşlerime anlattığımda onlar da şu an yüzlerinizdeki ifadeyi vermiştiler. Genelde vaktimin büyük bir çoğunluğunu evde geçiririm. Dışarıya çıkmayı pek sevmem. Bir gün balkona çıktım. Balkonda sigara içerken bahçede gördüğüm bir olay karşısında gerçekten şaşkına döndüm. Bizim bahçede elma ağacı varmış. Bunu görünce o kadar şaşırdım ki. Anneme dedim anne bu elma ağacını siz nereden getirdiniz? Annem durdu güldü, böyle yüzüme değişik bir şekilde baktı. Bana dedi ki, oğlum dışarıya çıksan görürsün. Yani dışarıdan bu kadar bağımsızım. Hadi onu geçtim. Geçen ben kanepede otururken, böyle televizyon izlerken normal bir insan gibi ben ayaklarımın konuştuğunu duydum ya. Ayaklarım resmen konuşuyordular. Diyor ki işte, yok efendim bizi dışarıya çıkartmıyorsun, bizi gezdirmiyorsun, bizi hiçbir yere götürmüyorsun. Öteki ayak da buna müdahale ediyor. Ya işte dur, vakti var, zamanı gelince elbet götürecek, gezdirecek falan gibisinden şeyler söylüyordu. Bunları duyunca dayanamadım ben de. Susun lan dedim, beynimi karıştırmayın. Zaten bir ton şey var içinde. Ayrıca bir de sizin dertlerinizle uğraşamam. Sonra televizyonumu izlemeye devam ettim. İşte dedik ya, hayallerimiz için çalışıyoruz ama şu an sadece ödeme alamıyoruz. Ama bununla da olmuyor. Yani mesela sağdan soldan şey diyenler oluyor. İşte gel şurada bir tanıdığımız var, seni şuraya sokalım, burada çalış. En azından maaşın belli, çalıştığın saat belli. Adam akıllı git işine gel, biraz paranı biriktir. Bunları söyleyenler çok oluyor ama kimse insanın kafasının içindeki düşünceleri bilmiyor. Neler yapmak istediğini, hayalinin neler olduğunu, bunlar kimsenin pek umuruna gelmiyor açıkçası. Ondan sonra hayalin üzerine gidip bir yerde çalışmak istiyorsun. Tecrüben var mı diye soruyorlar. Tecrübem yok deyince işe alınmıyorsun. İşe alınabilmen için de tecrübe sağlamana kimse müsaade etmiyor. Böyle garip bir paradoksun içinde yaşıyoruz. Ya valla ben size bir şey diyeyim mi? Gerçekten insanlar bu işsizlik, kafaya takma, bir şeyleri dert etme yüzünden hayatlarından vazgeçiyorlar. Yaşamaktan vazgeçiyorlar. Elma ağacını göremememin belki de en büyük nedenlerinden birisi bu. Bunu anlatmak için o elma ağacını göremedim ben. Güzellikleri fark edemiyoruz. Es geçiyoruz ve daima olumsuzluklardan hareket ederek böyle bir sonuca varıyoruz. Şimdi siz kendi kendinize diyorsunuz ki bu salak ne saçmalıyor burada? Ya hayır, benim söylediklerimin hepsi aslında mantıklı şeyler. Bakın, taşları tek tek yerine koyalım. Ben bir yerde çalışmıyorum. Kendi hayallerim doğrultusunda bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bunun için kendi işimi kurmak adına evde kendi içeriklerimi üretmeye çalışıyorum. Ve bu içeriklerden şu an bir para kazanmıyorum. Bunların bir ödeme olarak karşılığını almıyorum. Almadığım için de insanlar tarafından işsiz olarak adlandırılıyorum. O sınıfa giriyorum. Şimdi ayaklardan bahsedecek olursak biraz da birine gidip ayaklarım konuştu, ayaklarımın sesini duydum, benimle muhabbet ettiler, kendi aralarında konuşuyordular. Ben de müdahale ettim, susun lan dedim falan dersen, yani milletin sana diyeceği tek şey bu deli. Deli diyecekler yani, başka hiçbir şey demeyeceklerdir. Yani hayalleri peşinde koşan insanlar da biraz deli oluyorlar bu yüzden. Ama bunların deliliği akli dengeleriyle alakalı bir durum değil. Yapmak istedikleri şeye odaklandıklarından ötürü, başka bir şey yapmadıkları için diğer insanlara farklı geliyorlar ve bunlara diğer insanlar deli ismini takıyorlar. Tüh! Bu elektrikler de tam gideceği zamanı buldu. Arkadaş, kendi paramızla rezil oluyoruz ya. Şimdi sizi elimden kim kurtaracak? Süleyman Şahol Ertuğrul! İşte ben niye böyle bir şey söylediğimi şu an bilmiyor adam. Ya böyle... En deli benim. Burada klima yok mu? Yani
Şu an üzerimde beyaz bir örtü olduğu için deli mi olmuş oluyorum? İçinde bulunduğunuz durumları kafanıza taktığınızda gelebileceğiniz en uç, en üst nokta. İşte burası. Kurtulmak bu kadar basit. Çözümü ne mi? Hiçbir şeyi kafaya takmamak. İnsan her ne kadar kafaya takmayacağım dese de yine bazı şeyleri kafasına takmaktan kendisini alıkoyamaz. İnsanız. Her birimizin kafasına takacağı şeyler muhakkak olacaktır bu hayatta. Ama çekirdek kabuğunu doldurmayacak şeyleri de kendimize dert etmeyelim. Bu önlük gibi, şu beyaz örtü gibi söküp atalım. Hayali büyük olanların hayal kırıklıkları da büyük olur derler. Hayal kırıklıklarımız daha ne kadar büyük olabilir ki? Ülke ortada yani. Gerçekten ülke ortada. Bir sürü üniversite var, bir sürü mezun var, bir sürü işsiz var. İşsizlerimiz gerçekten artık had safhada yani bayağı üst düzey işsizler çünkü hepimiz üniversite mezunuyuz. Diplomamız var. Ama kiraya vermiyorum ben. Yani demem şu arkadaşlar. Gerçek deliler, hiçbir zaman bir şeyleri düşünenler, bir şeyler için emek verenler, bir şeyler için çaba gösterenler ve kendi imkanlarıyla torpili olmadan dimdik ayakta durmaya çalışan insanlar değiller. Gerçek deliler dışarıdalar. Bu insanların çok ötesindeler. Ama onlara deli demeye hiç kimsenin gücü yetmiyor. Bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. Yoksa vallahi dolarım kendime. Aha! Bunu çıkartmayı unuttum ya. Vallahi bu... Kur'an çarpsın deli değilim. Yemin içerim bak. Vallahi billah deli değilim ya. Öylesine bu bizim yatak örtümüzün şeysi. Beyaz. Annem hep söyler. El alemin yatak dolapları var. Bizim hala eski şey diye. Vallahi doğru söylüyorlar. Biz bunu döşeklerin üstüne seriyoruz. Evin içinde. Ya bir gel de deli olma şimdi. Sıçarım ben böyle şeye ya. Vallahi billahi. Abi sen ne yapıyorsun? Ya sus sen de. Ve geç mi olur ben? Gece uğraştığımız şeye bak, iki tane ışığın altında ne yapmaya çalışıyoruz ya. Sen ne yapıyorsun? Dışarıdan birisi görse bizi ruh sanacak ya. Oynamıyorum ben ya.